Hepinize merhaba arkadaşlar ben fakir Arkadaşlar bildiğiniz gibi Zenginle barışmak üzereyiz Bunun şerefine de yine kanalımıza Abone olup videoya like atanları göstereceğim Evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi buradaki kişiler Kanalımıza abone olup videoya da Like atan kişiler Siz de eğer ki burada çıkmak istiyorsanız ilk önce kanala abone ol butonuna basın Bakın arkadaşlar bu çok önemli Eğer ki kanala abone iseniz Bir şey yapmanıza gerek yok Ama eğer ki kanala abone değil seniz de ilk önce kanala abone olun, daha sonra da videoya like atın. Bunu hepiniz yapın. Evet, videomuza like atın ve buraya çıkma şansına sahip olun. Bildiğiniz gibi zenginle de barışmak üzereyiz, değil mi Rüzgar? Evet Fakir amca, babamla barışmak üzereseniz. Umarım iyice barışırsınız da eski mutlu günlerimize geri döneriz. Umarım Rüzgar, umarım. Ben de bunu çok istiyorum. Zenginin de bir işi varmış gitti. Acaba nereye gitti? Dur bir zengini arayayım ben. İnşallah açar telefonunu. Çalıyor ama herhalde bir işi var. Neden açmıyor ya neden? Bir şey mi oldu acaba? Alo ne oldu fakir? Alo zengin. Neredesin zengin biz şehre geldik. Fakir ben elmas şehrinden elmas topladım ya. Oradaki elmas adama yardım edeceğim. Biliyorsun ki buradaki elmas adama büyü yapmışlar. Ve bu elmas adımı eski haline çevirmem lazım. Şimdilik siz şehirde durun. Ben de geleceğim yalnızsa merak etmeyin. Şu elmas adımı eski haline çevirip geleceğim. Tamam zengin. Biz şehirdeyiz abi. Tamam fakir. Fakir bak, seni tam anlamıyla hala affetmedim. Seni affetmemi istiyorsan sana bir şans vereceğim. Nedir zengin? Söyle. Hemen yaparım, merak etme. Fakir, bak şimdi. İşçiyi çağır ve şehrin etrafına sur çeksin. Evet, şehrin etrafına kocaman duvarlar yapsın. Tamam zengin. İşçi benim eski evimde oturuyor, değil mi? Aynen öyle fakir. İşçiye söyle şehrin etrafına kocaman büyük surlar yapsın. Tamamdır zengin. Hemen söylüyorum. Peki bunu yaptırınca beni affedecek misin? Affedeceğim fakir merak etme. Tamamdır abi. Hemen söylüyorum. İşte bu kadar. Zengin beni affedecekmiş. Fakir amca babam ne dedi? İşçinin yanına gideceğiz ve işçiye diyeceğim ki şehrin etrafına büyük surlar yap diyeceğim. Eğer ki işçiye sur yaptırırsam beni affedecekmiş. Gelin çocuklar hemen işçiye söyleyelim. Aslında çok güzel olur. Şehrin etrafında büyük büyük duvarlar olsa hiç kimse ve hiçbir kötü yaratık şehre giremez. Tamamdır. Acaba işçi evde mi? Eve de zil takmamış. Bayağı da güzel olmuş ev ya. İşçi evde misin? Oh be bu jacuzzi çok rahat. İşçi evde misin? Bu ne ya? Birileri geldi. Ne istiyorlar ya? Ne güzel jacuzzi de keyif yapıyordum. İşçi aç kapıyı. Tamam tamam geldim. Bu fakirin sesi. İyi de fakirin burada ne işi var? Zengin bey fakiri kovmamış mıydı? Neyse bir bakayım ne istiyorlar? Geldim geldim ne oldu? İşçi Sonunda açtı fakir bak eğer ki evini istiyorsan geri vermem burası benim evim artık zengin bey de bana verdi burasını. Biz zengin artık barıştık ve zengin dedi ki şehrin etrafına sur yapacakmışsın evet şehrin etrafına kocaman duvarlar yapacakmışsın şehre kötü insanlar ve kötü yaratıklar girmesin diye büyük büyük duvarlar yapacakmışsın zengin dedi tamamdır hemen başlıyorum ben ama burası benim evim unutma. Tamam tamam neyse al senin olsun istemiyorum. Ama bana daha güzel bir ev yapacaksın tamam mı? Tamamdır. Neyse ben şuradan ekipmanlarımı alayım. Şehrin etrafına duvarlar yapmak için yola çıkarım şimdi. Evet. Şehrin etrafına büyük büyük duvarlar yapacakmışım. Bu biraz zor olacak. Fakir bey bu biraz zor olacak. Ama bunu başarabilirim. Belki iki gün belki de yarına kadar biter bilmiyorum. Tamam işte. Zengin gelince bitmiş olur mu acaba? Bilmiyorum fakir bey. Belki bitmiş olur. Tamam işte. Sana kolay gelsin. Hadi sen yapmaya başla. Tamam fakir bey. Ben hemen yapmaya başlıyorum. Haydi görüşürüz. Ulan fakir bey ile zengin bey barışmış. Umarım fakir benim evimi almaz da. Ben bu evi daha yeni yaptım. Daha evin keyfini çıkartamamışken umarım evimi elimden almazlar. Neyse çocuklar, gelin biz de eve gidelim, zengini bekleyelim. Tamam fakir amca. Fakir amca bak evini kaybettiğin için üzülme. İşçi sana daha güzel ev yapar. Hiç merak etme. Üzülmüyorum ya. Zaten bu benim eski evimin yerini tutamaz ki. Ben eski evimi daha çok seviyordum. İşçiye söyleyeceğim bana yeni bir ev yapsın şuralara bir yerlere. Hatta sizle komşu oluruz. Karşı karşıya otururuz rüzgar. Evet, aynen öyle fakir amca. Hiç kafana takma işçi sana daha güzel ev yapar. Neyse gelin çocuklar biz de eve doğru gidelim. Şöyle hemen içeri girelim de zengini bekleyelim. Zengin de az sonra gelir zaten. Belki de gelmez bilmiyorum. Hı? Elmas portalı yok oldu. Evet işte elmas dünyası yok oldu. Elmas adımı eski haline çevirttirince elmas dünyası yok olup gitti. Büyücüye söyledim ve elmas adam artık eski haline döndü. Bu işi de çözdüğümüze göre artık eve gidebilirim. Bu da ne lan? Oha! İşçi suru çekmiş. Vay be! Ulan bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordum. Fakirle barışacağım. Fakir dediğimi yapmış. Oha be! Çok güzel olmuş. Oley be oley. Baksana. Elmas Dünyası portalı da yok oldu. Şimdi kaldı korkunç büyük anne portala ve çaki portala. Bunların da sorunlarını çözmemiz lazım ki bu portallar da yok olsun. Ama bu sorunları daha sonra çözeceğim. Şimdi bu şehrin girişi nerede onu bulmam lazım. Çok güzel olmuş ya çok güzel. Harika. İşçi de burada. Gideyim yanına da. Çok güzel olduğunu söyleyeyim. İşçi harika olmuş burası. Sağ olun zengin bey. Dünden beri uğraşıyorum anca bitirebildim. Aslında fazla zor olmadı. Ben daha zor olur diye tahmin ediyordum ama çabucak bitirdim bir günde. İşçi harika olmuş seninle gurur duyuyorum. Tek girişleri de burası mı? Evet Engin Bey şehre tek giriş kapısı burası. Kapıda da iki tane koruma var. İşçi her şeyi düşünmüşsün aferin. Kapılarda çelikten Aferin işçi seninle gurur duyuyorum. İşçi ben şimdi gideceğim fabrikada birazcık çalışacağım. Sonra sana istediğin kadar elmas vereceğim artık. Sen bunu hak ettin. Tamam zengin bey. Zaten artık sizin şehrinizdeyim. Getirirsiniz verirsiniz bana elmasları. Tamam işçi gel beraber girelim içeri. Olur zengin bey. Hem ben sizi gezdiririm birazcık. Olur işçi. Kurumalar sizde burada kalın. Şehri iyi koruyun ona göre. Haydi gel işçi girelim. Geldim zengin bey. Korumalar kapatır o, o kapıyı. Evet zengin bey merak etmeyin. Onlar çok iyi korur. Ben her şeyi söyledim onlara. Zengin bey bakın kulelerin sayısını da çoğalttım. Evet fark ettim işçi. Kaç tane kule var şu anda? Zengin bey nereden baksanız 7-8 tane kule var şehrin etrafında. Ve her kulenin üstünde 4 tane koruma var. Aferin işçi aferin. Her şeyi düşünmüşsün ya. Şehir artık %100 güvenli. Ne bir zombi girebilir ne de kötü kalpli bir insan girebilir. Artık hiç kimse giremez şehre. Şuna baksana havaalanının etrafını bile kapatmışsın. Kulelere çıkan kapılar koymuşsun. Her şeyi düşünmüşsün işçi. Zengin Bey bu duvarlar ta dağlara kadar gidiyor. Ve dağların orada bitiyor. Baya güvenli oldu yani. Evet işçi fark ettim. Gel birazcık bakalım. Ta nereye kadar götürmüşsün ya. İşçi bunu yapmak çok uzun sürer sanıyordum ama sen maşallah bir günde bitirdin ya. Sağ olun Zengi bey teşekkür ederim. Merak etme işçi, hak ettiğini vereceğim sana. Sana hak ettiğin elması vereceğim. Evet, duvarlar buradan böyle gidiyor. Bakalım buradaki duvarlar ne tarafa doğru gidiyor? Şimdi, artık şehrin bu kısımlarına da evler yaptırabilirim. Ben aslında şehri fazla büyük yapmak istemiyordum. Çünkü şehri fazla büyük yapınca bu sefer olaylar da çok kötü oluyor. Mesela bir zombi saldırısı oluyor. Şehirde daha fazla kişi ölüyor. Şehir ne kadar büyük olursa o kadar fazla kişi ölüyor zombi saldırısında. Ama artık zombi saldırısında kimse ölmeyecek. Çünkü şehrin etrafında kocaman duvarlar var. İşte her kulenin üstünde de 4 tane koruma var. Aferin işçi, aferin. Uzun zamanları bu surları yaptırmak istiyordum zaten. Kısmet bugüneymiş. Fakiri de affedeceğim. Fakir söyledi sana sonuçta. Evet. İşte duvarlar da burada bitiyor. Harika olmuş ya. Harika. Artık hiç kimse giremez. Neyse işçi gel. Ben birazcık fabrikada elmas toplayayım. Sonra da sana hak ettiğin elması veririm. Merak etme. Önemli değil zengin bey. Sonra verseniz de olur. Olur mu işçi ya? Hemen vereceğim. Gel hemen ben fabrikaya gidiyorum. Birazcık elmas toplayacağım ve sana gereken elmasları vereceğim. Fakir şu anda acaba nerede? Zengin Bey en son galiba sizin evinize doğru gidiyorlardı. Tamam işçi sen şimdi buralarda dur. Ben birazcık elmas toplayıp geleceğim yanına. Olur Zengin Bey görüşürüz. Görüşürüz işçi. Evet gideyim birazcık elmas toplayayım. Elimde hiç elmas kalmadı çünkü. Biraz elmas topladıktan sonra işçiye maaşını veririm. Sonra şu arabacıyı tekrardan açtıracağım. Sonra şehre yeni yerler yaptıracağım. Neyse. Fakir neredesiniz? Yukarıdayız abi gel.